Ali İmran suresinin 81. ayetinde alınan söz ısır Muhammed Aleyhisselam'dan da alınmış mıdır diye bir soru var. Evet bakalım ben şimdi size sorayım. Bu sorunun cevabını ben vermeyeceğim, siz vereceksiniz. Isır kelimesi geçer, ısır. Daha sonra gelecek Nebi'ye inanma görevi. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra kim gelecek Nebi olarak? Allah ne dedi ona? Hatemül Enbiya, Nebilerin sonuncusu. E bir daha size bir Nebi gelirse mümkün değil değil mi? Öyleyse ısır bitti. Onun için Allahü Teala bize sürekli Bakara'nın son ayetiyle bunu hatırlatır. Rabbena ve la tuhammilna Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hamelte velellezine min kabrina. Ve yadav anhum ısrahum diye de. Ve yadav anhum ısrahum Arap öyle. Isırların artık bundan sonra yeni nebi gelmeyeceği için bir nebi bekleme görevi yok ama bakın Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmak mecburiyetindeydiler. Zaten kitaplarında bunlar ilgili her şey var. İsa Aleyhisselam o kadar mucizeyle geldi, inanmadılar. Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorundalar. Şimdi şeyde bu yeni gelecek Nebi mesela Zerdüştlerde de vardır. Brahmanlarda da vardır. Hepsinde de var. Çünkü o Ali İmran 81. ayet gereği bütün Nebiler yeni gelecek Nebi'yi şey yapıyor. İnanma görevleri. Evet veriyor. Sabilerde de var. Hepsinde de var. Şimdi buna Mehdi diyor bazıları. Bazıları da Rasul diyor. İsa diyor. Şimdi Hristiyanlar şey yapıyorlar. Mesih'i bekliyorlar. Yok. Yahudiler Mesih'i bekliyorlar. Hristiyanlar İsa tekrar gelecek diyorlar. Halbuki İsa diyor ki, İsa Aleyhisselam diyor ben gitmesem o gelmez diye bunu açıkça söylüyor şeyde İncil'de. Şimdi Yahudiler Mesih'i bekliyorlar. Mesih gelecek Nebi. Hristiyanlar İsa'yı bekliyorlar. İsa Aleyhisselam gidip geri gelecek. Bizimkiler neyi bekliyor? İsa Mesih. Ya kusura bakma ikinizin de gönlü olsun ya. Yani sen de gönlü olsun sen. Lan nereden çıkarıyorsun bunu ya? İsa ölmemişmiş de bilmem ne de. Ondan sonra ayetlerin birini alır diğerini almazlar. Ya ben bazı gruplarda İsa Mesih değil Mehdi gelecek. Mehdi ne demek? Mehdi ne? Mehdi yerine hadi manasını verirler. Mehdi doğru yolda olan demektir. Birisi buraya gelmiş dedim ki Mehdi kelimesi ismi fail midir, ismi meful mudur? Peki ismi mefuldur dedi. Tam Arapçası gayet güzel. Güzel. O zaman sen Mehdi olmak zorunda değil misin dedim. Yani doğru yolda olan kişi. Ama siz bunu ismi fail manasında hadi doğru yolu gösteren kişi manası veriyorsunuz. İşte şimdi evet son nebi gelmiştir ama bu İnanca razı olmayanlar bunu Müslümanlara inanç esası olarak mezhep ayrımı gözetmek için hepsine yerleştirmiştir. İsa ise tamam baş ne demek tabii ki İsa. Mesih ise Mesih. Sen İsa diyorsun sen mi? İsa Mesih derim ikinizin de gönlü olsun. Yok Mehdi de derim bu defa. Başkalarının da gönlü olsun. Ya Allah-u Teala son nebi diyor daha başka bir şey yok. Ne oluyor? İsa Aleyhisselam'ın vefat ettiğini Cenab-ı Hak ilk defa kıyamet günü konuşacağını söylüyor. Ne oluyor?